Haber TV'de bugün Ayşe Kuli'yle beraberiz. Yeni kitabı Umut da bizlerle. Ayşe Hanım nasılsınız? Yeni kitabınızın ardından okuyucuyla buluştu kitabınız. Biraz yorgunum doğrusu. Çünkü bu kitabı yazarken kendimi epey hırpalamışım. Çok kısa bir zamanda yazdım tabii saatlerce. Bu kolum, sağ kolum artık yazamıyor bir müddet. Ama Umut'tan çok umutluyum. Çok sevildi kitap. Çok evet. Memnunum. Tabii biraz şeydim. Tutuktum çünkü kendi ailemin üstüne anlattığım için yani bana hoş gelebilir de herkes aynı şekilde sevecek mi kitabı, sıkıcı bulacak mı gibi korkularım vardı. Evet. Pek öyle olmadı gibi duruyor şimdilik. Yahut da insanlar çok nazik bana gerçek duygularını söylemiyorlar. Ben de çok severek okudum. Kitap Veda'nın devamı niteliğinde aslında oradaki karakterlerin evet. devamı evet. niteliğinde. Galiba okuyucular da hikayenin devamını sizden istediler. Evet. 13'ün yazıldı. Aslında yoktu kafamda ikinci kitabı yapmak ama o kadar çok talep geldi ki birinci kitaptan sonra o insanlara ne oldu diye. O insanlar işte ne oldu bu kitapta var. Evet. Kitaptaki bir yandan da bir aşk hikayesi olaya paralel olarak gidiyor. Aram ve... Şimdi aşk hikayesi baskın çıktı bütün diğer evet. hikayelere. Benim niyetim Cumhuriyet devrini anlatmaktı. Ama öteki hikaye baskın çıkınca ona kıyamadım doğrusu. Çünkü çok güzel bir aşk. O olduğu gibi kaldı. Kitabı 100 sayfaya yakın kısalttım bitirdikten sonra. Daha çok sonlardan çıkarttım. Çünkü bir üçüncü kitapla devam edecek olabilirsem o çıkarttığım yerleri yeniden üçüncü kitaba koyabilirim diye düşündüm. Evet. Bundan sonrası da inşallah tamamen Cumhuriyet devrinde doğumundan itibaren işte belli bir yıla kadar getirmeyi düşünüyorum. Evet, bir de kitaplarınızın şöyle bir durumu var. Yani tarih merakı olmayan birçok kişi kitaplarınız sayesinde o döneme bakın, dönüyor değil mi? Biliyor musunuz ben birçok romandan sonra tarih okuma ihtiyacını hissettim. Mesela Atilla İlhan bende böyle bir merak uyandırmıştı. Evet. Onun yazdığı kitaplar tarihin anlattığı dönemleri karıştırmaya itmişti en azından beni ve eminim pek çok kişiyi de. Ayla Kutlu'nun da kitapları öyledir. Size bir hikaye anlatır. Siz o dönemde aman Allah'ım bu ne heyecan verici bir dönem. Başka şeyler de okuyayım dersiniz ve tetikler. Romanların böyle bir özelliği var. Eğer okur severse sizin anlattığınız hikayeyi o döneme dönüp başka kitaplar okuyabiliyor, başka romanlar veya doğrudan tarihe gidiyor. Ne yazık ki romanların arkasına kullandığımız kaynakları koyamıyoruz. Evet. Yayıncılar hoşlanmıyor kaynak koymaktan. Çünkü romanı belgeselleştiriyor diye, roman özelliğini kaybediyor o zaman kitap diye. Keşke koyabilseydik. Çünkü o zaman mesela merak ettiğiniz neyse bu kitabın evet. içinde o kaynağına dönüp oradan olayın aslını okuyabilirdiniz. Tabii biz sadece hikaye ediyoruz. Biraz da kurgulayarak, biraz da belki kaydırarak. Evet. Çünkü kurgudur romanlar. O zaman duygular daha gerçekmiş sanırım. Mesela Sabahat ve Aram'ın yıllar boyunca birbirlerini duydukları aşk, ailenin birbirine durduğu bağ başka bu kadar farklı olmasına çağ. Rağmen. Başka bir çağ. Evet. Çok romantik bir çağ. Orada daha cinsellik ilişkilerin içine bu kadar yoğun bir şekilde girmemiş. O daha başka cesaret isteyen bir şey. Ama bunların duygusal anlamda birbirlerine bağlanmaları ve bütün bir ömür o duygusal sevgi aralarındaki çok göz yaşartıcıydı gerçekten. Çünkü teyzeciğim hayatının son yıllarında artık çocuk gibi olmuştu. Ve bana ona böyle bebeğine bakar gibi bakıyordu eniştem. Evet. Evet. Kitapta kapattaki anneniz ve babanız. Annemle babam. Evet. Anneniz çok renkli bir annem, karakter değil mi? Çok hareketli, çok neşeli. Çok şeker bir kadındı. Babam annemi dengelerdi bir yerde. Evet. Babam daha ciddiydi. Ama o da çok derin bir adamdı. İkisini de ne kadar özlemişim bu kitabı yazarken onu bir kere daha hissettim. Evet. Hakikaten bana çok güzel bir aile ortamı yaratmışlar. O bakımdan çocukluğum çok mutlu geçmiştir benim. Evet. Buradaki bütün karakterlerde aslında çok ciddi bir aile bağı var. Herkes çok birbirine kenetlenmiş durumda. Bu memlekette aile bağları çok kuvvetli. Evet. Dikkat edin yani benim, çünkü ben dış ülkelerde de yaşadım. Her yerde aile ailedir yani. Herkes ailesine düşkündür ama bizdeki gibi yok. Veda'da da örneğin
tamamen kendine aksi politik fikirleri olan yeğenini aile bağları yüzünden evinden atmaya kıyamıyordu Ahmet evet. Reşat. Aile bağları Türklerde sadece benim ailemde değil, bütün ailelerde çok güçlü. Ben çok teşekkür ederim Ekavar TV olarak. Umarım en kısa zamanda sağlığınızda kavuşur ve yeni kitabınızda tekrar güzel İnşallah. Olursunuz. İnşallah. Ben de dört gözle o günü bekliyorum. Hakikaten çok çalışıyorum. Her gün fizik terapi geliyor. Hı-hı. İşte bazı hareketleri yapmam lazım. Çok canım acıyor ama yani gayret ediyorum. Çünkü ben de artık tekrardan makinenin başına oturup çalışmak için dört gözle bekliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.